12 tane sorumuz olacak. Bunlardan aşağı yukarı 6 tanesi Obsessi'den gelecek, Venatoloji'den. Bir tane onkoloji soruyorlar genelde, yüzeysel onkoloji soruyorlar. Kalan 5 soru da jinekolojiden soruyorlar genelde. Bir tane soru zor oluyor. Diğerleri işte orta zor bir tane soruyorlar veya iki tane. Diğerleri orta seviyede ve kolay seviyede oluyor. Yani şu kamptan inşallah en azından bir 8-9 tane yakalamayı istiyoruz. Herkese merhabalar. Güzelce başlayalım. Çok uzatmayacağım ben dersleri. Yani 10.30 gibi muhtemelen 2 günde de bitecek ki benim amacım şu. Öğrendiğiniz şeyleri bir tekrar edin. Ben hani derste de her zaman söylüyorum. Öğrendiğiniz şeyleri en azından yatmadan bir daha okuyacak bir zaman kalsın size. Ki 2 tekrar gibi olmuş olsun yani. Evet, hadi bakalım. Kadın doğuma başlayalım hızlı bir şekilde. Şimdi önce anatomiden başlayacağız arkadaşlar. Anatomide bizim için önemli olan bir kemik pelvis ve bu kemik pelvisteki yapılarımız önemli. Şuradan kalemimi alayım izninizle. Şuradan. Evet. Şimdi burada öncelikle bir kemik pelvise bakıyoruz arkadaşlar. Kemik pelviste bizim şu alt taraf arkadaşlar gerçek pelvisimiz. Üst tarafımız yalancı pelvisimiz. Hani böyle leğen kemiği olur ya halk arası söylerler şu şekilde. Üst taraf yalancı pelvis, alt taraf gerçek pelvisimiz. Bu yalancı pelvis ve gerçek pelvis ayıran yapıyı birkaç kere sordular TUS'ta. Linea terminalis arkadaşlar. Son hat demek linea terminalis. Yalancı pelvis ve gerçek pelvis ayırır bir. İkincisi bunu oluşturan yapıları sordular. Arka tarafta sakrumun çıkıntılı yeri olan promontorium. Ön tarafta simpisis pubis kemiğimiz var. Arkada promontorium, önde simpisis pubis. Yan taraflarda linea arcuata ve pectens os pubis yapılarımız bizim linea terminalisimizi oluşturuyorlar. Zaten genelde promontorium hatırlarsanız, simpisis pubis önde hatırlarsanız, yan taraflarda linea arcuata ve pectens os pubis dediğimiz ark bizim linea terminalisimizi oluşturuyor. Yalancı ve gerçek pelvisi ayırıyor. Burayı mutlaka yazalım notlarımıza. Burada bizim bazı ligamentlerimiz var. Sakrospinöz ligamenti geçen sene sordular. Sakrospinöz ligament adı üzerinde sakrumdan başlıyor. Spinöz çıkıntıya uzanan ligamentimiz. Sakrospinöz, spinöz çıkıntıyla sakrum arasında uzanır. Vajinal kaf süspansiyon ameliyatlarında kullanıyoruz. Vajinal kaf ne demek arkadaşlar? Soruda gelirse aklınızda bir şeyler canlansın diye söylüyorum. Vajinal kaf histerektomi yaptıktan sonra uterusu çıkardıktan sonra kalan alt tarafta vajen kalıyor ya. Burayı çıkarmıyoruz tabii ki. Serviksin olduğu yeri çıkarıyoruz ve üstünü dikiyoruz biz ameliyat sırasında. Hani böyle kör bir çadır gibi oluyor. Kör bir çadır gibi. Yani kör bir çadır derken çadırın tepesi kördür zaten. Biz o tepeye işte kaf diyoruz. Bazen yaşlı hastalarda kaf sarkabiliyor ve bu prolapsus olan kafı biz dikmek için bazı ligamentlere sabitlememiz gerekiyor dikişlerle. İşte vajinal kaf burası. Vajinal kaf süspansiyon ameliyatlarında genelde sakrospinöz ve sakrotuberöz ligamentin ikisi kullanılıyor. Ve ameliyatlarda da arteria gluteris inferior yaralanabiliyor bu ameliyatlar sırasında. Apertura pelvis superior çapları yani pelvik girişin üst çapları. Hani linea terminalis vardı ya o linea terminalisin şu an düzlemsel çapına bakıyorum. Ön arka çapına bakıyorum. Ön arka simpis pubis'ten nereye? Promontorium olan çaplarına bakıyorum. Şimdi şurada simpisimiz vardı. Arka tarafta promontoriumumuz vardı. Bakın konjugat anatomika, anatomik konjugat bildiğimiz anatomik bir şekilde düz bir şekilde gidiyor. Nedir? Promontoriumdan simpis pubis'in üst kenarına geliyor ve sonlanıyor. Biz buna konjugata anatomika diyoruz. Orta tarafta bakın simpis pubis'in iç çıkıntılı noktası diye sordular burayı. Promontoriumdan simpisis pubis'in iç tarafındaki şu çıkıntılı noktasına gelen bizim düzlemimize konjugata obsetika diyoruz ki vajinal doğum sırasında bebeğin kullandığı çaplardan bir tanesi de budur. Konjugata obsetikadır arkadaşlar. Konjugata diagonalis ise promontoriumdan simpisis pubis'in alt kenarına uzanan düzlemimize konjugata diagonalis diyoruz. Konjugata diagonalis'in şu özelliği var dostlar. Burayı yıldızlayalım. Konjugata diagonalis bakın ölçülebilen bir çap. Nasıl ölçüyor? Bakın ebe veya kadın doğumcu neyse burada tuşesini yapmış. Görüyorsunuz bir parmağı sakrumda. Alt şurayı da göstermiş. Bakın bir tarafta simpis pubis'in alt kenarında. Dolayısıyla bu ölçebildiğimiz çap bizim konjugata diagonalistir. Tanımı da promontoriumdan simpis pubis'in alt kenarına uzanmasıdır. Transfer çapımız var. Bakın yine o ilk linea terminalis görüntüsüne bakıyoruz. Şurası zaten linea terminalis onu biliyorsunuz. Şurası linea terminalisimiz de. Burada arkadaşlar bebeğin kullandığı bazı çaplar var. Bir tanesi tam başın giriş sırasında baş pelvise girerken, gerçek pelvise girerken transfer çapı kullanır bebek. Ön arka çapı geniştir ya. Ön arka çapını nasıl kullanacak? Geniş çapı sokması lazım ki içeriye girebilsin. Dolayısıyla pelvik girişinin en geniş çapı diamata transversa yani transfer çapımızdır. Bebek ilerledikçe ne olacak arkadaşlar? Bakın şu pelvik orta pelviste şurada pelvisin en dar kısmı var. İnterspinöz mesafeler. Bakın orada spinöz çıkıntılar var. Görüyor musunuz? Yukarıdan baktığımız zaman iki tane çıkıntı gelmiş oraya. Burası spinöz çıkıntılar arkadaşlar. Tüm pelvisin en dar yeri de spinöz mesafe arasıdır diyeceğiz. Pelvislerine baktığımız zaman ne demiştik kadın pelvisi için biraz önce? En geniş çapı transfer çaptır, yan çaptır. Ama tabii ki bir ön arka çapta olması gerekiyor. Bebeğin içeride kafa rotasyonlarını yapabilmesi için. Diagonalisten obsetiki hesaplayabiliyoruz. Genelde 1 santim çıkardığımız zaman anlam orada obsetik çapı hesaplayabiliyoruz. Şimdi burada
Jinekoid pelvise, kadın pelvise ne biçim? Transvers çap en geniş. Ön arka çapımız belli bir seviyede yine aynı şekilde. Kadınlarda gördüğümüz en sık pelvis tipi zaten jinekoid pelvistir. Android pelviste erkek tip pelvisimizdir. Bakın transvers çapı dar. Ön arka çapı biraz daha uzun görüyor musunuz bu şekilde? Bulan çap bu da android pelvistir. Diğer sıkıntılı pelvis tiplerimiz antropoid pelvis ve platypelloid pelvis.